Çivisi çıktı memleketin abi, görüyor musun ya? Bu Gemide diye bir film varmış, hiç seyretmedim ya. Var mı sende? Abi o çok sevdiğimiz bir abimizin filmi, biz onun korsanına girmedik. Güzel tamam. Bu dar alanda kısa paslaşmalar. O da aynı abinin filmi. Ama yani sen de onları seyretmediysen var ya, mutlaka seyret. Abi ben sana Matrix 5 versem. Matrix 5. Vay amına koyayım, bunu da mı çektiler lan? Yok abi, bunu ben kendim evde yaptım, laboratuvar ortamında. Güzel abilerime ikram ediyorum, seyretsinler diye. Bunu al abi ya. İyi, ne kadar? Abi 2,5 lira, ben sana bir film daha vereyim, 5 olsun. Bak. Tamam o zaman. Truman Show, adamın hayatı film icabında. Ne dersin? İyi tamam, ne kadar? 5 lira işte. Eyvallah, sağ olasın abi. Evet abi. Hadi sağ ol, iyi günler. Vay anasını be. Koca Erkan Can'a bak ha, bize yoklama yapıyor. Ya abacım, hasta mısın? Bıraksana peşimi ya. Çorbaya çevirdim. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam, hoş geldiniz. Var mı polisiye bir şeyler? Polisiye, polisiyenin kralı bizde, gözünü seveyim. Bak, hayalet Akbaba Harun. Hayatımın komiseri Behzat Ç. Birinci sezon olduğu gibi. Gel kardeşim, buyurun. Bu ne abi? Kelepçe abi. Bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Bak, bütün bu filmleri seyrettim. Bu 4. yakalanışı, bu kadar orijinaline denk gelmedim ya. Öpeceğim abi, vallahi. Abi tebrik ederim. Yo, resmen sanatçısınız. Hadi abi. Saygı hadi duyarım. Diyor muyuz? Hadi abicim, hadi. Çirkin korsan alındı. Hadi abim. Nereden çıkıyor çirkin korsan falan ya? Abi bu sonun namımız yürüyecek. Ya tezgah Allah'a emanet kaldı abi. Vay vay vay, tek maç Erdem. Yahu sen nerelerdesin? Çok merak ettik ha. Başkomiserim, sizinle bir sırrımı paylaşabilir miyim acaba? Buyur evladım, otur. Şimdi başkomiserim, bu alkol var ya, gerçekten çok kötü bir şey ya. Ya şimdi ben en son emlak işine girdim başkomiserim. Şimdi patron da dükkanda yok, böyle tatile gitmiş adam. Böyle tek başıma oturuyorum ben dükkanda. İyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Bu muhitte 2 oda bir salon. Böyle mutfağı, banyosu düzgün, temiz. Kiralık bir daire arıyorum. Yani bu kadar olur hanımefendiye, yemin ediyorum, bravo diyorum size. Pes tam yerine geldiniz. Hemen 2 arka sokakta sizin aradığınız özelliklerde çok acayip muayyer bir dairem var. Süper. Hemen gidip görebilir miyiz? Tabii gideriz, görürüz efendim. Ne demek? Hemen gidelim tabii ki. Tamam. Şimdi bunların hangisiydi ya? Eve girdik. Hakikaten güzel ev. Yani yemede yanımla yat diyorlar ya, o şekilde yani. Kadın evi dolaştı. Her şeyi çok beğendi. Ben de kadını beğendim bu arada. Şimdi ev beğenilmeyecek gibi değil. Boyasını badanasını yaptırırsam dedi, ben burada otururum dedi. Manzara muhteşem. Ondan sonra da zaten komiserim, kadın oturdu. Sonra biz geçtik kadınla ofise, sözleşmeyi imzalayacağız filan derken tabii benim gözlükler 6 numara, gözlerim iyi görmüyor, kadına yanlış şeyler veriyorum sözleşmeyi bulana kadar. Neyse ki buldum sözleşmeyi, ben imzaladım, verdim kadına, o da imzaladı. Tabii büyük bir iş bitirmenin vermiş olduğu gururla böyle kadından parayı da aldım ben bu güzel. Ondan sonra geçtim bara. Şimdi benim 2 tane kanka var, bir tanesi kılıbık, bir tanesinin ne olduğu belli değil. Tom bir saçma bir herif. Ben bu işi var ya, ağzımla içiyorum ağzımla. Öyle bir ışık mı, bizim götümüz başımız oynamıyor usta. Aç ağzını. Aferin Tompeş'im, aç. Ben madem ağzımı yerini tutturamıyorum ya. Bir de yakıyor ya böyle, nefes açıyor. İçiyoruz, yiyoruz. Alemler nasıl gidiyor? Ya hayat bize güzel başkomiserim. Şimdi içkiyi ağzında damıtacaksın. Oh. Sıyar değil mi bu? Bak bak, ben var ya, buna ekmek banar böyle bak. Hatun'dan mesaj geldi, ben kaçıyorum. Nereye gidiyorsunuz oğlum? İkiniz de mi gittiniz lan?
Ben pis içerim içtim de. Pis içerim ama temiz içerim yani. Hem pis hem temiz nasıl oluyor derseniz başkomiserim, çok acayip içerim, hiç beni bozmaz. Yani bak, beni oradaki bardaki herkes sanır yani böyle. Acayip arka arkaya şartlar yaparım. Ekmek var mı lan? Ondan sonra ayılıyorum, bayılıyorum, içiyorum. Bayılıyorum, ayılıyorum, gene içiyorum falan. Barmenci benden bıktı, sıkıldı artık ama tabii para kazanıyor lavuk. Sağıma soluma hiç bakmam böyle. Hep böyle önümdedir gözüm. Elim kolum oynamaz benim içerken. Otururum böyle adam gibi içerim. Ondan sonra kalkarım. Öyle sağım solum oynamaz benim yani. Biz orada kafayı koymuşuz başkomiserim. İki gün bardan çıkmadım ya. Bu kadar olur mu insan? Bu kadar içer mi Allah? İnsan içmez zaten. Biz insan mı değiliz, neyiz? Ben anlamadım ki ya. Ondan sonra yine arka masada iki tane kız var ama ben onları benim gözlüğün camından görüyorum. Şaka şaka, nereden göreceğim? Gözler beni görmüyor ki, tahmin ettim sadece. Barmenci. Barmenci. Ulan şuradan iki dilim ekmek bir şey verin ya. Ulan kız nerede? Ne taraftasınız lan? Etap. Sen bana iş mi koyuyorsun lan? Fıstık mıstık yazmışsın oraya. Neyse komiserim, bardan çıktığımın ertesi günü... Selamünaleyküm birader. Aleykümselam. Buralarda 2+1 kiralık daire bulunur mu? Yani sizin anlayacağınız başkomiserim, ben aynı evi iki farklı müşteriye vermişim. İlk müşteri de gitmiş beni şikayet etmiş. Yılların tek maçerdemini yanlışlıkla dolandırıcılıktan içeri alıyorlar şimdi. Yılların tek maçerdemi? Yanlışlıkla içeri düşüyor. Olacak şey mi ya? Olacak şey değil yani. Bahis işleri de devam ediyor mu? Ara sıra devam ediyor başkomiserim ama ben bu sefer herhalde tek evden yatacağım gibi galiba, sanki kesin, ne bileyim. Hay senin olmayan aklına sokayım ben ya. Alkol? Böyle bir tek viski varsa alayım başkomiserim, buzsuz. Koş! Burası karakol lan. Karşında başkomiser var senin. Settar? Başkomiserim. Sen zamanlama nedir bilir misin evladım? Bilmez miyim komiserim? Benim için zamanlama her şeyden mühimdir. Mesela sinemada en önemli örneği Koç Röle Koç filmidir. Senarist hatta bir söyleşisinde diyor ki komiserim. Ulan Angut, ne zaman şöyle vizyona adam gibi bir film girse sen buraya düşüyorsun. Ne ayak bu? En son biz seninle ne konuşmuştuk? Yüce Rabbimin haklarını konuştuk efendim. Kaçtı? 3. Esaretin bedeli bu. Settar, 4 oldu oğlum, 4. Uçurtmamı vurmasalar bari komiserim, ben onu diliyorum bir tek. İnşallah. Selamünaleyküm. Yeni mi? Yeni. İsmin ne? Şahin başkomiserim. İlk defa mı milli oluyorsun? İlk defa başkomiserim. Ulan Şahin, insan... İlk milli kapkaççılığında enselenir mi ulan? Hem de bir kadına. Ne kadını başkomiserim? Ne kadını, ben onun... Geç. Yatacak yeri yok. O nasıl kadın öyle ya? Dövmelere doyamadı. Polis elinden zor aldı vallahi. Polis demişken sevgili başkomiserim... beni o kadının elinden kurtaran tüm emniyet teşkilatına... şahsınız önünde teşekkürlerimi arz ederim. Peki bu ne? Korunma amaçlı. Kondom mu ulan bu? Ulan bu çakı karşı tarafta bulunması lazım korunma amacı olarak. Senin cebinde ne geziyor? Şimdi sevgili başkomiserim, İstanbul biliyorsunuz nüfusu kalabalık ve suç oranı yüksek bir şehrimiz. Allah muhafaza başımıza bir şey gelmesin diye korunuyoruz. Yani bunun korsanı var, dolandırıcısı var, gaspçısı var. Gasp ulan bu, gasp! Ben de onu diyorum, gasp. İşte bu yüzden ilk defa suç işlediğim için beraatimi talep ediyorum komiserim. Abi otur. Abi talep et, talep et. Alın bunları fotoğrafa. Babacığım bir şey söyleyeceğim ya, biz hani bu fotoğraf işini yapmasak olmuyor mu? Öncekilerden kullanamıyor muyuz acaba? Yemin ediyorum Facebook'ta emniyet diye albüm açacağım. O hale geldim ben ya.
le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 l
olacak ödemesi. Alelelele. Kusura bakma, biraz geç kaldık. Kaç gündür hesaplıyoruz, kısmet bugüneymiş. Yok, yanlış anladın kardeş. Ya ne yanlış anlayacağım ya? İyi çalışmalar arkadaşlar. Teşekkürler müdür hanım. Sağ olun, sağ olun. Ne yapıyorsun lan? Hadi git öp. Gitsene öpsün hadi. Ayıp olur be abi. Ulan ya. Sen 11 sene çalış dedin. Saçını süpürge et bu hapishane için. İtini köpeğini yoluna koy. Tam terfi edecekken yeni bir müdür göndersinler. Bir de karı. Öyle deme be abi. Vallahi hapishaneye bir haftadır renk geldi. Benim krokodil dandisi. Al sana renk. Oh. Ne yapıyorsun lan? Tek baş Erdem. Evet abi Erdem. Ulan kör, tanımadım. Bekir Ali ben. Bekir Ali dallama. Aa, Bekir Ali abi tanımam mı ya? Abi kusura bakma, şimdi bende bu isim hafızası biraz zayıf ya. Şey yapamadım yani. Neyse neyse, buyurun çay için. İsteyen istediği yere yerleşsin. Settar abi, biliyor musun abi? Benim daha ilk suçum, düştüğüm duruma bak. Şimdi prison break'lere geldik yavrucuğum. Şurası müsaitse ben öyle geçeyim. Müsait abi, buyur. Evet. Siz ne bakıyorsunuz? Ben bakıyorum kardeşim. Bir orta kahve alabilir miyim lütfen? Alırsın tabii, yaşım müsait ya, veririm ben. Otur şöyle. Oo, dakika bir golü çakarım diyorsunuz yani. Ben hep çakarım. Yerleştim Derya'cığım. Odamdayım şimdi. Hapishaneyi de dolaştım. Fena değil ama buradakilerin bir elden geçirilmesi lazım. Gel. Derya, konuşuruz sonra. Hadi kendine dikkat et. Hoş geldiniz müdüre hanım. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Ben baş gardiyan Nihat Ziya Ceyhun Kadiroğlu. Bir haftalık izninden zinde dönmüşsündür umarım Ziya Bey. Nihat efendim. Öncelikle Nihat'ı kullanıyorum ben. Şimdi malumunuz buralar sessiz ve sakin gördüğünüz gibi. İzninizle tüm kontrol bende yine. Kuş uçurtmam, kervan geçirtmem hanımefendi. Şimdi Ziya Nihat efendi. Ben buraya çeşitli amaçlarla gelmiş bir görevliyim. Bütün sorumluluğumu sana bırakırsam ne işim olur benim burada ha? Değil mi? Yeni bir düzen kuracağız hep beraber. Sen de bu düzenin bir parçası olmak istiyorsan benim üzerimden bazı yükleri alarak bana yardımcı olabilirsin. Tamam? Malumun yaşım da koşturmaya müsait. Ya işte bizim hikayeler böyle kardeşim, anlıyor musun yani? Ne diyelim abiler, geçmiş olsun. Ya Erdem, bu tek maç olayı nedir? Şimdi güzel kardeşim, bende 9 tane his var. Yani herkes de 6 iken bende 9, anlıyor musun? Klişe, bak bu da klişe. 6. his klişesi. Ha zaten ne oldu? Filmin sonunu baştan söylediler. Çocuk zaten ölüymüş dediler. Filmi yapana biraz saygı, emeğe biraz saygı. Adam olun ulan, emeğe saygı duyun biraz ya. Abi onu yemeyeceksin, içeceksin ya. Zamanı gelince onu da yapacağım. Abi mevzu farklı, sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kafayı kaldır bir etrafına bir bak abi, gözünü seveyim, bir topa bas böyle bir dur ya. Tamam, kestik.
Neyse güzel kardeşim, sen bunca şeyin bu bünyeye bir faydası oldu mu diye soruyorsan, ah burada. Yanlış anlama, sıfır. Kocaman bir sıfır. Sen ne yaparsın? Gelirsin kardeşine, alırsın tüyonu, bırakırsın sakalımı abi. Sakal ne olarak alıyorsun abi? Böyle piyiz şeklinde. Tamam, her şeyi anladım da, yani kendine nasıl faydan olamıyor, orasını çözemedim abi. Şimdi güzel kardeşim, bak tek maç olayı da oradan geliyor ya zaten. Ne oldu Erdem? Tek maçtan yattık abi filan. E bizim kupon tuttu mu Erdem? Liverpool'dan yattık anasını satayım. Ulan bu takım da bu sene amma çok yeniliyor be kardeşim. Ulan gitmedin mahalleye, yemin ediyorum sor. Erdem'in tiyoları dediğim vakit sana böyle var ya 100 tane pankart açarlar, anlıyor musun? Ben bu oyunu %100'le oynuyorum aslanım. Öyle boru değil yani, anladın mı? Uydurmuyorum aramdan buramdan. Peki abi, niye sistem oynamıyorsun? Ben sisteme karşıyım Tombik. Ulan çıkarsana arkadan ya, sen niye ver kaç yapıyorsun ulan, sen veriyorsun kaçamıyorsun ki. Hıy! Tövbe estağfurullah ya, bu nasıl kafa gözünü seveyim Murat abi, böyle kafa mı olur ya? Neyse, hadi babacığım yürüsenize ya. Ver göstüyü abi. Hadi çağırıyoruz golü. Hadi ooo. Lionel Messi'ye çok güzel bir gol. Messi kontrol etti, karşısında Sergio Ramos vardı. Messi vuruyor orada gol. Bu, işte bu. İşte bu. İşte bu. Helal olsun abi. Geç var. Erdal abi ne oldu? Görüyor musun? Bak, skor orada. Ben ne diyorum sana? %100'le oynuyoruz biz bu oyunu. Güzel abiciğim. Aferin lan. Yine tutturdun kuponu ha. Bak kalbimi kırıyorsun Erdal abi. Oğlum tutturdun diyorum işte. Ben de kalpler kırılmasın diyorum abi. İsmini söyler misin? Adım! Camdan bir karartı geçti, bir baksana. Evet Erdal abi haklısın ya. Karartı düşmüş bak. Mama yatıyor yerde işte. Bizde de böyle şans var babacığım. Gökten amcenin acını yansa bize pat kalmışken o da yerden teker bir tarafımıza girer. Allah muhafaza felç oluruz ya. Tek maç şunu olur mu oğlum ya? Oradaki herkes tutturdu Pascal. Sen ne yaptın? Ben de tutturdum babacığım. Bunları da tutturdum. Tek maç. Sor. Milan Inter. Alt. Üst. Alt. Üst. Alt. Üst. Alt. Üst. Alt. Heh şerefsiz. Ağzı amma pis vurun ya. Nasıl küfür ediyor görüyor musun? Marsilya Paris Saint Germain. İki. Bir. İki. Bir. İki. Bir. Al sana bir. Şerefsiz. Yazma bırak çıkar sonra ya. Kim kazandı? Ya sana bir şey soracağım Pascal. Sen hani oralarda oynarken Parislerde bilmem nelerde falan. Oralarda hiç yatırımın oldu mu senin? Yok abi yok. Yok yok. Ya ne bileyim böyle hani yemişlik falan var mı orada usta? Allah Allah. Ya. Tabii sen şimdi anlamıyorsun. Çok normal yani güzel kardeşim. Hüseyin. Bir çay istiyorum lütfen. Bak bak parası var ya kendine çay söylüyor bize söylemiyor. Cimriyi görüyor musun bak. Niye bir tane söyledin? Sarışık. O kadar. Hüseyin abi, bana çay verme. Of ya. Akşam pavyona götürsene lan bizi. Hazır indirmişsin balyayı. Ha? Erdem! Şşt Erdem! Ne var? Gelsene ananas. Bir şey söyleyeceğiz dedik, dümbük. Çay ver lan. Biz de var ya kahvede böyle anlaşıyoruz çırakla ha. Aferin ne güzel. Bak şu ense kökündeki izi görüyor musun? Ne güzel bir sanat eseri değil mi? Tabii biz daha çok insanlıkla böyle. Anlamadım. Yani insanlık da derken şimdi şunu demek istedim. Hani biz istiyoruz o getiriyor. Hani bir sıkıntı olmuyor diye yani. He. Bak şimdi duyduğuma göre sen bu bahis işlerinde çok iyiymişsin. Ha? Yani şimdi bahis diyorsan ben de tabii sakalımı da hani. Tamam ulan sakal atacağız zaten. Sen o konuda rahat ol. Ama sen hafta sonu dersine iyi çalış tamam mı? Yalnız biz sakalı para olarak almıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim ben hijyene çok önem veren birisi olaraktan hani kolonya olursa böyle limon kolonyası benim için çok daha iş yapar yani. Hani sıkıldığım vakit böyle elime yüzüme çarpıyorum. Böyle bir ferahlıyorum yani. Tamam lan kısa kes. Halledeceğim ben her şeyi. Sen rahat ol. Sen yeter ki dersine iyi çalış. Dümbük. Çayı beğenmedim lan. Bir dahakine düzgün çay ver. Aç lan kapıyı.
Seni çok beğendim. Hal baba. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Geçmiş. Günaydın Nadir dayı, ne yapıyorsun dedik ya? Ha, şey, dalmışım öyle. Gördüm canım, dalmışsın. Al şunu iç, açılırsın biraz, çok derine gitmişsin. Ya sen uyuyabildin mi dün gece? Benim gözüme uyku girmedi ya. Böyle iki dakika içim geçmiş, onda da... Selamünaleyküm. Günaydın baba. Böyle kabus kan ter içinde bir uyandım. Nasıl uyandım ben de bilmiyorum ya. O değil de biz bu kadar zaman nasıl geçireceğiz burada ya? Ya dayı sen sormasayıp neden düştün buraya? İşerken yakalandım. Ne yapmış ya? Cami duvarına mı işemiş? Ne bileyim ben. Ya götünüzden suç uydurmayın ya. Bu adam anlatacak belki. Nasıl oldu dayı? Prostat var bende ya. Binanın dış cephesinin ikinci katını vururken çişim geldi. Cam da açık, bizim Hasan'dan zorla soktu içeri. Çişimi yapıp salona çıktım. Oh, nasıl rahatlamışım. O arada kadın içeri girip çığlığı basınca eyvah dedim. Yüzümü kadına dönüp elleri yukarı kaldırınca pantolon düşmesin başla. Ah siktir. İşte ben de aynen öyle dedim. Kadın bağırdıkça bağırıyor. Tüm apartman girdi içeri. Bağıran bağırana. Ben anadan yürüyen bekliyorum. Don geldi. Kılımı kıpırdatamadım ya. Kadın deli çıktı. İki dakika dinlemeden polise verdi beni. İki dakikada paket oldun yani. Vallahi öyle oldu. Haneye tecavüzden çıktılar. Lan! Hayvan ne yapıyorsun lan? Ha? Göbeğini ağzıma sokuyorsun. Millet spor yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bir sürü boş vaktin var. Çalışsana götünü göbeğine. Ayı! Abiciğim niye öyle diyorsun ya? Kabul edelim ki herkesin bir tarzı var. Benimki de bu yani. Az siktir lan, sıçarım senin tarzına. Abi sen sanıyor musun ki götten göbekten ekmek çıkmıyor? Sen sanıyor musun ki kimseyi davlayamıyorum ben ha? Vay çapkın! Yukarıdan bakınca görünüyor mu senin mamya? Hazır aşağıdasın. Bir bak bakayım gözüküyor mu? İt! Yalnız bak kardeşim, kilo verirsen mutlaka haberim olsun. Bak Christian Bale 48 kilo verdi, süper film yaptılar. Ne abi? Christian Bale. Ya Settar baba, bu Christian Bale önemli birisi değil mi? Christian Bale değil ulan, Christian Bale. Soyadı Bale ya, Allah Allah. Yok oymuş da, yok göbekliymiş de, yok kiloluymuşum da, yok yağlıymışım da. Açın da, kendi götünüze dalga için. Götler! Hayır! Benim var ya. Yalnız bir dakika bak, bak, bak. Bak, yap böyle. Çiz bir yuvarlak. Koy içine bir H harfi kırmızı. Ulan helikopter pisti gibi göt var bunda ya. Yarımada. Ulan çek o götü de avluya güneş girsin oğlum. Bakıyorum da keyfiniz yerinde lan. Hıyarra ağları. Dediğin gibi,
Keyfimiz yerinde, hava güneşli falan filan. Keyfimizi kaçırma. İçeri geç, işinle gücünle ilgilen Nihat'cığım, hadi. Bak bak, beyefendinin de dili uzamış ha. İki tane yandaş yaptı ya kendine. Utanmadan, sıkılmadan cevap da veriyor ha bir de. Yalnız burası benim çöplüğüm lan. Burada benim borum yeter ha. Bak, tanıştırayım. Job. Sana da yeter, sana da yeter. Sana da yeter. Anladın mı? Sen bunun tadını daha iyi bilirsin. İt, hukukumuz var ne de olsa. Neyse. Avlu! 5 dakikada marş marş içeri lan hepiniz. Koğuşlar hadi. İt neler sizi. Gidelim hadi. Hadi. Allah'ını seven söylesin. Bu dayı kilitlenmiş o alete niye bakıyor ya? Şimdi Şahin'cim bak her zaman söylediğim bir şey var. Hücre çok önemli güzel kardeşim. Bu amca fazla tinerden hücreleri yakmış usta. Her şeyin fazlası zarar abiler. Abiler yine başlamayacağız değil mi? Niye başlamayalım Levent'ciğim? Abi etme eyleme gözünü seveyim ya. Niye etme eyleme kendin kaşınıyorsun ya. Allah Allah değil mi Settar abi? Evet evet o çocuk kaşınıyor. Birinin onu kaçırması lazım. Da benim aklım bu amcada. Ne yapıyor o adam orada kardeşim ya? Ya aletinde ne boka yaradığı belli değil. Şekilsiz bir şey. Belki o da onu çözmeye çalışıyor. Şerefsizim buldum. Bu amca burada bir haftadır beyin jimnastiği yapmıyorsa benim de suratıma tükürün. Lafın gelişi bu oğlum. Ben de lafın gelişi tükürdüm be oğlum. Birader senin bıyık yamuk mu hafif? Yo. O zaman ağzın yamuk. Güzel başladı. Adam dedi ki 2 tane film ver, 20 lira verdi. Ben diyorum ki bozuk yok. Hop indiriyorsun sen. Dikkat dikkat beyler. Bu elimde görmüş olduğunuz kağıtlar sizin buradan kurtuluş anahtarlarınız. Anton Çehov, Aziz Nesin, Haldun Dorman ve neydi? Shakespeare. Ta kendisi. Evet. Molière ve diğer ağabeylerimizin oyunları burada mevcut ve sizi kurtaracak eserlerdir diyor müdür hanım. Vallahi beyler şöyle söylediğim gibi devlet birinci gelen koğuşun elemanlarını buradan çıkaracak, kendi bünyesinde işe alacak ve anlayacağınız gibi maaşlı, primli elemanlar olacaksınız. Birinci olan derken usta? Söylediğim gibi işte ya. Koğuşlar arası tiyatro yarışması yapılacak. Birinci olan koğuş paçayı yırttı, kurtardı. Hadi bakalım kolay gelsin. Kolay gelsin.
Abi bu ne şimdi ya? Oğlum adam çıkış anahtarlarını izledi ya. Yani özgürlüğümüz için açık çek. Ha, hamiline. Ya ne hamilesi şişman ya, Allah Allah. Biz ne anlarız kardeşim tiyatrodan filan? Ama ne orijinal fikir. Tiyatrodan anlamayız. Sanki anladığımız bir bok var kardeşim. Bir okuyalım bakalım. Pekala Leandre. Demek çekişeceğiz. Bakalım hangimiz üstün gelecek. Baba bak. İkimiz de aynı güzel kızı kolluyoruz. Demek güzel bir kız var. Ama kim kimin ayağını kaydıracak görürüz. Gider yapıyor, anladın mı? Ama benim hiçbir şeyden çekinmeyeceğimi hesaplayın. Ona göre hazırlanın. Kendinizi de iyi koruyun. Diyor bak, gözdağı veriyor ya. Ulan ne yazmış herif, maşallah ya. Ya Settar baba sen ne okudun şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım mesela. Anlamazsın, bu antre daha. Hol yani, böyle bildiğimiz hol. Abi ne cahil adamsın ya. Antre, ara sıcak, böyle yemek, çorba yani. Baba iki dakika susun, harbiden her kafadan bir ses çıkıyor ya. Ya dur dur Bekir el, dur Allah'ın seversen. Settar baba haklı abi, adam çok derin yazmış ya. Bunun suçu bende mi? Bak, eğer söyleyeceklerimi dinlemek isteseydiniz... Yaktığınız, yakındığınız meseleye yanımdaki delikanlının neden olduğunu söylerdim size. Delikanlım, yanıma gel de yanaş. Namusumu lekelemeyeceğini biliyorum. Gül okulu yanaklarımın kokusunu içine çekeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Of be! Ne diyor lan bu? Şşş! Ya bana bak, senin bu okuduğun manita galiba oğlum. Abi iyi oldu söylediğim be. Ben de erkek gibi girdi, kadın gibi çıkınca ben de şaşırdım. Böyle şey. Ben de çok güzel oynadım, benim içime sindi, bana geçti yani. Ben de etkilendim lan. Yok lan, ben çok kötü oynadım ya. Yok yok, pes etmek yok. Süper oynadın ya. Bak bu rol senin, ben sana söyleyeyim. Yok yok abi, ben bir an gaza geldim. Bekir Ali Bey, o eli çekseniz omzumdan, ben çok gerildim abi. Ya arkadaşlarını düşün. Koğuşça hepimizi kurtaracaksın oğlum. Bir salı saç takacağız sana. Yürüyeceksin, gideceksin, oynayacaksın. Bir de kırmızı ruj falan yaparız. Yok yok abi, tiyatro mevzusunda ben hiç ısınamadım ya. Olmaz hani. Günü gelince yatar çıkarız, ne var abi ya? Boş ver. 8 senedir içerideyim birader, olabilir. Bak. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum okuduk sadece, okuduk. Gel. Geldin mi Fadıl? Geldim sayın müdürem. Bütün ruhumla ve benliğimle hizmetinize amadeyim efendim. Ne yaptın? Dağıttın mı hepsini? Aa, dağıtmaz olur muyum? Böyle koğuşa görürseniz kapış kapış hepsi kapışsınlar. Seni şapşal. Efendim sayın müdürem, bir şey mi dediniz? Aferin diyorum, aferin. Şimdi bak şu kolileri dağıtacaksın. Tabii ki efendim, tabii tabii. Ziya efendi nerede? Söyle o da yardım etsin sana. Ziya efendi... Ya şu baş gardiyan yok mu? Ziya Nihat Ceyda Düvencioğlu muydu, neydi ya? Ha, hay Allah. Siz hiç merak buyurmayın. Ben buradayken evvelallah yani bütün her şeyi hallederim. Sen ne de görürsen söyle, yardım etsin. Lan yemek. Ne gülüyorsun oğlum salak salak? Ne bunlar böyle? Şey abi, müdür hanım bunları koğuşlara dağıtmamı istedi. Ne ki lan bunlar böyle rengarenk falan? Anay mı var lan? Oğlum bu ne rezillik ya? Abi pek panayır falan denmez ama... iyisi mi müdür hanım sinirlenmeden ben bunları dağıtayım diye. Şşş, ıslattırma lan müdür hanımından. Zaten eski köye yeni adet getirdi bu karı bak. Ama abi. Ne aması ya, ne aması? Hep bir ama var zaten senin için. Ama, ama, ama. Ne oluyor ki o? Şişt, buna bak lan. Sen benim habersiz iş mi çeviriyorsun oğlum yoksa? Kimsin lan sen? Sen kimsin? Abi ben senin yardımcınım. O zaman? Ulan ben demedim mi benden habersiz sinek bile uçmayacak burada diye? He? Söylemedin mi lan bunu? Abi bak, bu soruların cevabı bende değil. Şu kapının arkasında. Geç oraya, hazır buraya gelmişken müdür hanımla sen bizzat konuş. Ben şunu da dağıtıp geleyim. Şişt, bana bak lan. Bundan sonra bana geleceksin. En önce bana geleceksin. En çok bana soracaksın. Siktir git şimdi. İt. Sen o ite köpeğe kurban ol. Pis herif. Gel.
Müdür hanım, neler oluyor burada? Hani biri de bana bir şeyler anlatma zahmetinde bulunursa eğer, ben de öğrenebilir miyim acaba bir baş gardiyan olarak? Hareketlerine dikkat et Ziya Efendi. Ha. Şimdi al şu kullerden birini, git bir koğuşa dağıt. Hadi be Bekir Ali be. Abicim iyi söylüyorsunuz, o söylüyorsunuz da alışmadık götte dondurmaz abi. Bırakalım bu işleri, ne olur ya. Tabii Bekir Ali abi, özür dileriz, kusura bakma. Bu kadar işin arasında bir de biz maydanoz olmayalım. Ne de olsa yasama sende, yürütme sende, yargı sende. Böyle mi söylüyorsun yani? Ya abicim öyle demek istemedim. Yani herkes bildiği işi yapsın mı abi ya? Ben anlamam artık ya da ne bu? Maskarinle morinle falan filan abi ya. Ya usta mol yer, mul yer, Manchester gol yer. Şimdi mevzu o değil abicim. Bak bizim durumumuz belli burada, anlıyor musun? Hani biz 3-5 gün sonra bilemedin bir senede çıkarız yani. Ama senin şeklin belli değil. Sen uzun zamandır buradasın. E ne zaman çıkacağın da belli değil usta. Ha anladın mı, sana devlet bir fırsat vermiş. Değerlendirsene bunu abi. Ya bak açın lan kapıyı. Geldi yavşak. Bırak lan fare, otur. Alın lan. Bak, Don Atlet göndermiş devlet baba size. Hayırlı olsun. Neymiş efendim? Kazanırlarsa, birinci olurlarsa serbest kalacaklarmış. Nasıl serbest kalırsınız siz? Bak, mahkumsunuz ulan. Önce buraya, sonra bana. O kadar. Onu o kuş beyninize sokun. Hadi bakayım, dümbükler. Götümün tiyatrocuları. Orospu çocuğu. Hangi eseri sahneliyoruz? Ne oluyor abi? Ne, hepsi olur. Hey aslanım benim be. Aslansın Bekir Ali be. Gel lan. Nasıl yapacağız? Ne olacak şimdi abi ya? Ne olacak işte, o kızı oynayacak. Biz de öteki lavukları oynayacağız. Abi ben yokum. Baba bunlara bir sevişme sahnesi yazalım. Bunlar Bekir Ali ile sevişsinler sahnede. Abi ben karı marı oynamam bak. Baştan söylüyorum. Ya tamam sen kızı oyna, biz seni sahnede karı yaparız. Bu oynasın bu tipli artık geçerse. Ya sen beni boş ver. Annem beni zaten aldıracaktı. Biraz daha ilerledin. Bak buraya bak. Bak hep bunları bak. Bir şey olmaz oğlum, güzel oynar. Çıkarın beni buradan. Kim soktu ki? Ben bu koğuşta karı rolü oynarsam hamile kalırım abi. Ya hadi hamile kaldın. Nereden çıkaracaksın bu hamile Allah aşkına? Baba nasıl yakalar Allah aşkına? Yoksa gün geçer mi burada ya? Amca sen duyuyor musun? Evet beyler, yönetmeniniz konuşuyor. Herkes buraya baksın. Settar baba bu ne Allah aşkına böyle? Bu ne ya? Moral, motivasyon, pozitif modlar, hepsi bizim ya. İyi be. Nasıl herkes çalıştı mı rolüne? Herkes hazır mı? O zaman sen başla bakalım. Kimsin, nesin, bu piyeste ne işin var? Ben Pandolf'un oğlu, Messina Boğazı'nın birkaç yakışıklısından bir tanesi. Leli. Şimdi yakışıklı dedim, o çok uygun oldu mu? Oluyor, oluyor. Ben Leli'nin sağ kolu, dönemin en zeki dolandırıcılarından Uşak Mascherille. Of abi ya. Ben de şey, güzeller güzeli Porti'nin biricik babası. Babayı kes. Esmal'de. Bravo. Anselme. Ne abi? Anselme. Heh, çok güzel oluyor yalnız. Evet, şimdi sırada büyük artistimiz var. Büyük star. Sizi dinliyoruz. Ben... Ya var ya, istersen hiç konuşma, gene de rolü sen oynayacaksın kardeşim. Onun için anlat bize derdini ya. Vallahi Settar baba, helal olsun sana da. Şu içinde bulunduğumuz duruma bak, beni soktuğun pozisyona bak ya. Terbiyesizlik yapma ama, sanat bu. Sanatta ayıp olmaz. Böyle sanata sokayım, böyle sanat mı olur ya? Senin yüzünden puşt, açmışsın sayfayı önüme, okudum, rol bana girdi. Ama Şahin'cim yakıştı. Hoş oldun, güzel oldun öyle yani. Öyle mi? İyi işelim o zaman. Gel bebeğim. Şşş. Arkadaşlar goy goy yapmayın. Devam ediyoruz. Şahin hadi kardeşim. Oynat o güzel dudaklarını. Artikülasyon yap. Doğru dürüst söyle. Şunu bağlasana abi bak. Bakıyorum. Ben, Allah affetsin, Trufaldina'nın cariyesi Selih. Ben Selih'in sahibi Trufaldina. Dövdür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 
sahipmiş. Ruhunu teslim ettim ben lafını söyleyene kadar. Ben Şahin abinin aşığı Zengin Çacırlendir. Senin de ebenin amı. Sırada ben varım. Yakışıklılar yakışıklısı, Leli'nin babası... Neydi lan adım? Pandolf. Pandolf. Hah. Ulan var ya benim yazdığım bir senaryo var, ona benziyor bu. Ya var ya biz resmen artist olduk oğlum ya. Şerefsizim var ya Settar Baba, şu an Robert De Niro'yu içimde yaşıyorum, o kadar söylüyorum sana yani. Yavaş. Hey Robert, akıllı ol. I am Tony, Tony Montana. Are you talking to me? Ama ya korkma. Koysana oğlum. Bir beyaz koyayım, bir siyah koyayım. Bir bundan koyuyorum, bir de bundan koyuyorum. Aman hepsini koyayım ya. Evet beyler, neyiniz var görelim bakalım. Herkes elini açsın. Güzel, çok hamurlu açtım. Şimdi bakıyoruz, sende bir şey yok, sende bir şey yok, sende bir şey yok, sende bir şey yok. Seninki zaten tır, seninki zaten tır. Bunu gördünüz mü arkadaşlar? Papazı gördünüz mü? Orada da papaz var, demek ki ben kazanırım. İlk karın içine girdim ya. İşte evliliyor fiyerler işledi böyle alıyor. Koyuyor masanın üstüne. Sonra tak tak kapı açılıyor. Kim geliyor? Angelina Jolie. Ha evet doğru geldi bizim Brad Pitt'i alacak kulağından tutup eve götürecek. Ya ne ilgisi var? Benim filmim diyorum. Benim filmimin olmazsa olmazı Bruce Willis. Elinde ağır makinalısı feci dayak yemiş. Kaş, göz hepsi dağılmış böyle. Geliyor Marlon Brando'nun yanında iki tane Rus karı var ya. Onlara salça oluyor. Abi be. Baba bu Robert De Niro'yla Eddie Murphy'nin arasında karı var mı? Koydum ulan. Sizin aranıza da bir karı koydum ulan. Bravo be abi be. Vallahi bravo. Abi yenge yol aç. Abi hani bize? Ulan maalesef karı sayısı sınırlı. Ne yapayım? Elimizden gelen bu ya. Abi yalnız dev kadro oldu ha. He? Ama senaryo zayıf. Pekala Landre. Demek seninle çekiştir. Bakalım hangimiz üstün gelecek. İkimiz de aynı güzel kızdan hoşlanıyoruz. Settar baba burada şey değil mi böyle ikimiz de aynı güzel maniteyi kesiyoruz oğlum falan. Yok bak üstündeki kıyafete bak yavrum. Oriental olmanın manası yok. Ne yazıyorsa onu söyle. Ama kimin ayağına kimi kaydıracağını görürüz. Benim için her şeyden çekinmeyeceğimi hesaplayın da ona göre hazırlayın lan kendinizi. Olayınıza gider. Hah işte Marsilya de geliyor. Ne var? Başıma gelenler var Marsilli. Başıma gelenler var ya. Bizim Sevda sarpa sardı. Landre Layla'yı seviyor. Kestik. Hocam çok özür dilerim ya. Seninle mi olacak o? Seninle ya. Ya niye? Çünkü Leli sensin yavrucuğum. Nereden aklımda kalacaktı? Lelele canım, lelele hanım, lelele. Değil mi?
Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Kamera, motor, action. Bak bak bak, nasıl içinde uktaysa artık kamera, motor, action. Bir şey mi dediniz Levent Bey? Yok Settar abi, ne diyebilirim ki yani? Şimdi abisinin... Hocam denilecek, hocam, hocam. Hocam, hangi kamera, hangi motor? Bu kamera, bu da motor. Hadi yavrum, devam edin, işinize bakın. Sen çık dışarı, bunun gelişinden alıyoruz. Hadi bakayım. Hah, maskeleri de geliyor. Ne var? Dedik ki oğlum ne var diye ya. Başımıza gelenler var maskeril. Çok acayip şeyler oluyor. Bizim Sevda sarpa sardı. Landre seni iyi seviyor. Uğursuzluk bu ya. Ben nerelere kaçsam üstüme üstüme geliyor mevzu. Landre Celile'yi seviyor ha. Oğlum hem de öküz gibi seviyor diyorum, öküz. Hocam öküz diyor ama ya. Az bile diyor lan. Bence kabuz olmuş öküzsün. Ya o nasıl bakmak yavrum? Ya sen adamın uşağısın. Biraz sevimlilik kat yüzüne. Biraz bakışların değişsin. Cevat Kurtuluş'u düşün ya. Landre seni seviyor ha? Bayılıyor diyorum sana öküz. İşte bu kötü. Evet kötü ya. Beni de üzen bu zaten. Ama ümitsizliğe... Kestik. Bak kötü dedin. Kötü dedin, bir şey demedim. Ama ümitsiz diyorsun ya. Ya ümit, ümit. Dağılın. Başka bir tane çalışalım. Hep bunun yüzünden hocam. Ne benim yüzümden ya? Sen yok. Oynayamıyorsun. Ah babacığım. Ah babacığım, kız sesi gibi yapalım. Bir daha versene bunu. Ah kızım. Ah babacığım. Evet bu, bravo. Eyvallah. Demincik Tanrı bizi nasıl mükafatlandırdı biliyor musun? Bunu şaşkınlıkla şimdi burada öğrendim babacığım. Kestik. Ya biraz kadınsı hareketler, biraz iş ve biraz cilve katalım. Jüriyi al olayın içine. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben bunu şaşkınlıkla şimdi burada öğrendim babacığım. Evet, bravo. Kusurumu hoş görün. Size bu ansızın dönüşüm babamın istemesinden ziyade benim kendi dileğimdir. Sen niye öyle baygın baygın bakıyorsun lan ha? Ne abi, halleniyor musun sen bana? Konuşsana oğlum. Abi ne oldu ya? Ulan benim... Beyler, beyler lütfen ya, lütfen kendimize gelelim. Çalışıyoruz burada ya. Şimdi öteki sahneyi alıyoruz. Ben geldim, sizin oradayım diye düşünün siz. Tamam, evet. Alıyoruz o sahneyi. Böyle şakadan hiç hoşlanmam. Ama kendimi tutamıyorum. Vay vay vay. Kestik. Ya lütfen. Sirk atı gibi geliyorsun. Yavrum öyle yapma. Gel, dur, lafını söyle. Seke seke gelme. Vay vay vay. Bir ölünün bu kadar neşeli olduğu da görülmemiştir. Yaşayan bir adama ölü muamelesi yapmak. Söyleyin, oyun mu bu yoksa delirdiniz mi kuzum? Siz öldünüz. Daha demin öldünüz. Gördüm. Demek farkına varmadan ölmüşüm. Heyhan! Allah belanı versin. Ne bağırıyorsun lan? Adamı öldürecektin ya. Ben kesmeden kesmeyin. Adam duygunun doruğunda. Yapmayın çocuklar. Yapmayın, 40 yılda bir beceren olmuş. Siz buna karışmayın lütfen. Evet, orada dolalım. Heyhat! Usta heyhat ne ya? Kendince nida yapıyor dingil. Ulan kendiniz beceremiyorsunuz. Beceren birini buldunuz mu da onunla dalga geçmeye çalışıyorsunuz yavrum. Bak şu kıza. Yani Şahin'e nasıl oynuyor görüyor musun? Bekir Ali de ondan aşağı kalmıyor. Süperler. Utanın bence, utanın. İyi de Settar hocam, bunun rolü basit. Bu zaten Nonoş'u oynuyor. Nonoş senin babandır. Puşt! Kadınım ben, kadın. Nonoş'u bu oynuyor. Segerek geliyor, görmüyor musun? Abi o da Seki'yi oynuyor. O da basit. Of. Abi ben yemin ediyorum bittim ya vallahi ya. Olmuyor abi, bizden olmaz bu işler falan. Bu ne amına koyayım, ayakkabılar falan filan ya. Yok kardeşim, zaten bir arpa boyu kadar yolu ilerleyebilmiş değiliz ki. Anlamadım ben bunu. Kalmış aşkım, senin kısır topraklarında teninin kokusuyla
sulanırken. Ne yapıyorsun lan sen Şahin? Bana mı yazıyorsun oğlum? Evet oğlum. Ben senden hoşlanıyorum. Öpsene beni. Ya usta bak saçma sapan konuşup durma. Benim o taraklarda bezim yok bir kere ya. Benim var. Ben kel, çirkin, böyle gözlüklü erkeklere bayılırım. Gelsene tenalı bulsam gel gel. Ha? Sen niye böyle nefesin bir değişti senin ya, saçmalama oğlum. Bir kere sen benim tipim değilsin usta. Hadi be. Çok üzüldüm biliyor musun? Şu an yıkıldım. Ulan prova yapıyorum gerizekalı. Allah'ın Hubble teleskopu. Bayağı bildiğin aşk yaşıyorsun sen benimle. Şşş tekme aç. Evet. Sen bir gelsene buraya. Ne var? Oğlum sana bir sürpriz yaptım. Canti yaptım. Ne oldu, hayır olsun? Ya şimdi sen Nihat'tan kolonya istememiş miydin? Aa, gönderdi mi yoksa? Bak hiç beklemezdim o tipi bulduktan ha. La oğlum sen ne çabuk bir adamsın. Ne havaya giriyorsun hemen hoppadanak böyle ya. Nihat bu oğlum. Bırak bunları bir kenara. Nihat adama günahını bile göndermez be. Gittim Nihat'ın kuponunu yatırmaya. O arada senin verdiğin tiyolarla birlikte... Bayi'ye dedim ki abi bunun aynısını yapabilir miyiz dedim. Yaparız tabii kardeşim dedi ya. Yaptı. Ha kuponu da tuttu değil mi usta? Vallahi tuttu, billahi tuttu. Ekmek kuran çarpsın ki tuttu. Hayatımda ilk defa Erdem. Sen şimdi al bu kolonyaları. Tut. Şimdi bunlarla güzelce koğuşu bir kolonyala böyle sabaha kadar limon koksun. Hatta sabahtan akşama kadar tekrar koksun. Hadi bakalım kolay gelsin. Oğlum aslında bize bile ihtiyaç yok lan. Artık her şey bir düğmenin ucunda. Bastın mı bütün dünyanın filmlerini seyrediyorsun. Erdem o ne lan? Abi içkisepetçisi.com'dan sipariş vermiştim de biraz gecikmeli de olsa getirirler yani. Oğlum çakma site lan o. Oradan gelince tabii gecikmeli gelecek. Geldiğine dua et sen. Çakma mı? Settar abi yemin ediyorum senin bu pişkinliğine ben hayranım biliyor musun abi? Sen korsansın bir kere be. Önce bir kendimizi tanıyalım. Kim korsan? Senin babandır lan korsan. Şimdi akşam ölmüş adamı karıştırmayalım işin içine olsa. Oğlum bana bak. Ben sinemada 12 liraya daha yayından yeni kalkmış filmi 79.90'a satanlara karşıyım lan. Ben onun için piyasaya çıktım. 3 liraya, 5 liraya insanlara dünyanın bütün filmlerini sunuyorum ben. Ben sadece bir kadına bir seferde tam 39 tane film sattım oğlum. 39. Bir dinle ne diyor bu adam diye be vatandaşım. Dayıcım size çok güzel bir teklifim var. Abi. Ulan tezgah Amerikan sinemasının ağırlığından yıkılıyor. Dönüp bakan yok ya. Kolay gelsin. Sağ olun buyurun ablacığım. Ben buradan meydana nasıl çıkabilirim? Buradan sağa dönüyorsunuz. İlk sol. 150 metre sonra bir daha sağ meydan zaten. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Sağ olun. Ya pardon. Sağa dönüyorsunuz. İlk sol. 150 metre sonra sağa yeniden. Yok yok. Hazır denk gelmişken birkaç tane film sorayım dedim. Var mı yeni filmlerden? Ne demek? Yeni film ne demek? Zaten sinema sanatı yaşlı dünyamız için yepyeni bir şey. Ben size hemen bir Star Wars Begins tavsiye edeyim. Peşinden biri, ikisi, üçü, dördü, beşi artık hepsi geliyor. Vallahi abi şimdi ben buradan ablama gidiyorum. Şöyle abla kardeş keyifli keyifli izleyeceğimiz bir film olsun. Anlaşıldı. Tabii ne istediğini bilen insanlar zeki insanlar. İnsan zekasının ne kadarını kullanabiliyor hanımefendi? Beyninin ne kadarını kullanabiliyor sizce? Vallahi 2-3 gibi hatırlıyorum ama. 4. Peki ya %20'sini kullansaydı ne olabilirdi bilmek istiyor musunuz? Bir saniye. Evet. Sınırsız. Bunu seyredin. Kardeşinize sınırsız dua edin. Tamam. Ne kadar? Ne kadar değil. Bir dakika. Onunla bitmedi ki güzel kardeşim. Varsayalım bunu aldığına pişman oldun. Geriye dönüp olayı düzeltmek istiyorsun. Ve dünyanın en büyük bilim adamı sana yardımcı oluyor. İster miydin böyle bir şey? Kim istemez be abi? İşte o zaman geliyorsun Back to the Future. 1, 2, 3 ablacığım. Sakın kaçırma. 3 gecini bana hediye et. Bu. Peki, ne yaptı dördü? Dördü değil, dördü kabahat yaptı. Seni buradan alıp götürecek öyle mi? Yok öyle bir şey güzel kardeşim. Edward Norton sever misin? Severim. Brad Pitt sever misin? Yani Brad Pitt kim sevmez? Edward Norton sevmez. Buyurun. Fight Club. ...80 lira oldu borcumuz güzel kardeşim. 80 lira. Evet.
Yemin ediyorum ben bu kayıt dışı rekorlar kitabına geçmiş olayı bu gece kutlamazsam rahat edemem. Anlıyor musun babacığım? Ha, daha doğrusu ben bu gece bir şeyi kutlamazsam rahat edemem. Anladın mı usta mevzuyu? Tamam da oğlum bu ne ya? Ya Tettar baba, kusura bakma da hani konumumuz itibariyle bunlarla idare edeceğiz. Ben de isterdim abime şöyle bir tane bourbon açayım falan filan ama işte şartlar bunu gerektiriyor usta. Yani yapacak bir şey yok. Ya Settar abi, affına sığınarak bir şey sormak istiyorum müsaade varsa. Şimdi sen bu kadına sattığın filmlerin hepsini izledin mi delikanlı gibi? Bana her şeyi söyleyebilirsin, ahlakıma laf söyleyemezsin kardeşim. Ben tezgahıma koyduğum bütün filmlerin tadına bakmışımdır. Baba siz ne iyisiniz, nereden çıktınız harbiden ya? Şerefe. Vur abi, gel hadi abi. Vur abi, vur ya. Çak abi. Hadi, hadi. Çak, 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 çak. Bu ne lan? Genco, oğlum nereye kayboldun lan? Şu masayı bir donatsana. Zıbıdık. Getir oğlum. Ulan hazırlamış da bak, helal olsun. Çak, 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 çak. Sen çaktın mı? Şşt, daha, hadi, hadi, hadi. Oo, hoş durma. Hadi, 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 hadi. Çak, 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 çak. Dur. Ha. Beyin ölümü gerçekleşti. Rahmetli oldu lan. Evet. Ve yaşlı kurt nadir nakavt oluyor. Hakem kırmızı kartı gösteriyor sevgili seyirciler. Koğuş Akademisi kaldı mı sana 6 kişi güzel kardeşim? Ama gözlerindeki o zafer işaretini ben görüyorum buradan. Sevgili seyirciler, Koğuş Akademisi ne var? Genco, müzik yap oğlum. Hiçbir arkadaşımın düğününü kaçırmış insan değilim. Çünkü niye? Çünkü ben düğünlere gidip oynuyorum, anlıyor musun? Hele bir de kafayı yaptığım vakit nasıl oynuyorum biliyor musun? Karşıma kim gelirse gelsin usta. Ha. İnandırsın, yemin ediyorum beni böyle sahneden kazıyorlar mı? Oynuyormuşum güzel kardeşim ama güzel de oynuyorum işte yani usta bak benim kendimi anlatmama gerek yok ki anlıyor musun yani? Şimdi burada mevzuyu gördünüz tamam mı güzel kardeşim? Nasıl oynuyorum göt bir yerde baş bir yerde bak böyle hep ahenk var hareketlerde filan yani hadisenin özü bu yani anlıyor musun? Ha oynamayı bilmezsem oynamam ama ben oynuyorum güzel kardeşim. Han bana oyun deme. Bugün oyun deme.
Bana oyun dediğin zaman bugünkü o tiyatro muhabbeti geliyor aklıma. Settar baba da kusura bakmasın. Vallahi bugün ben kendimi çok böyle rencide olmuş hissettim ya. Çok aşağıladım ben. Bugün çok... Ben delikanlı bir mahallede büyüdüm kardeşim. 4 erkek kardeşiz ve hayatımız hep böyle erkeklik şeylerin üzerine geçti. Böyle biz erkeğiz, anladın mı? Ben bugün kara oldum ya. Sarışın, böyle bayağı da makyajlı falan güzel bir kara oldum. Dekolteli, mekolteli. Bu nasıl bir şey ya? Çok zoruma gitti kardeşim. Ben bunu üstünden atmam lazım. Ben içimden şişimi böyle akmam, içime atmam lazım. Benim şişimi yapmam lazım. Şişimi yaparken yakaladım ben. Birisi çanta çalmaktan yırmış, birisi kolsa. Birisi ev satamaktan yırmış, birisi şişko. Birisinin ne olduğu belli değil. Siz anlatıyorsunuz, tiyatro falan diyorsunuz, film diyorsunuz. Ulan benim hayatım film olmuş be. Bak, koca adamlara bak. Topla hepsini, seni veren be. Nedir lan bu, anladın mı şimdi? Çeşmiş dedi anasını, anladın lan bir şey. Ne bileyim güzel kardeşim. Çanta dedi, çiş dedi, şeyle başlayan bir ton cümle kurdu gitti. Hiç anlamadım be kardeşim. Ya senin ne gidiyorsun kardeşin oluyorum ha? Bak Yavaş seni var ya, bu limon kolayısı bozuyor. Ne yapıyorsun lan sen böyle? He? Ya niye yatmadın oğlum bir kere? Ben annemi özledim. Ne söylesem çaresi yok geçmişe. Pişmanıma vur beni yerden yere. Sana geldim hükmüne pervaneyim, divaneyim. Tut elimden, düşmüştüm dilden dile. Sana geldim hükmüne pervaneyim, divaneyim. Tut elimden, düşmüşüm dilden dile. Günahıma mezar etme, yaşar iken yalan etme. Ederim, keder etme anne. Günahıma mezar etme, yaşar iken yalan etme. Sana geldim. Yalan etme, eder oldun, keder etme anne. Günahıma mezar etme, yaşar iken yalan etme. Sana geldim, beni üzme anne. Yok oğlum, hayatı yok. Sen hareket mi çekiyorsun Şahin? Ya ne hareket çekeceğim be oğlum? Ayın satış elemanı ödüllü yönetmenimizi de teşrif ettiler. Günaydın Settar abi. Ne Settar abisi oğlum? Nereden çıkıyor Settar abi? Hoca diyeceksin hoca. Aramızda belli bir kod farkı var. Moda girdim diyorsun yani hocam. Şahin. Gel yavrum, öp bakayım hocanın elini. Ne oluyor lan, hayırdır inşallah. Öp yavrum, gel. Şu görmüş olduğun karedeki yer her şey olsa olsa Ramazan bayramında olur, Kurban bayramında olur. Bu mudur yani hocam?
Yavrum Leventciğim, kurcalama oğlum. Fazla kurcalarsan boku çıkar. Nerede benim fikrimin ince gülü? Nerede benim gündüz düşlerimin aksakallı ihtiyarı be? Sizi makamlarında bekliyorlar hoca. İyice yaktık o işi yalnız Settar Baba. Nadir abi. Nadir abi biraz gelir misin abi? Oğlum siz bu adamı gereğince değerlendiremediniz. Bu adamın dediklerini dinlemediniz. Adam ne diyor? Gönül gözünüzle dinleseniz anlayacaksınız. İçemekten hükümlüyüm diyor ya. Sen bir tane daire var, 10 kişiye satıyorsun. Ertesi gün patlayacağın kesin. Sen ne yaptın? Kapkaç. Rolünü büyütme lan. Bir kızdan dayak yedin. Hepsi bu. Ben ne yaptım? Sanata ayaklar altına aldım diye tak beni de attılar hapishaneye. Aslında ben olsam beni hücreye atarım. Yavrum, bizim hikayelerimiz çok güzel lan. Abi evet ya, bizden daha güzel hikaye mi olur Settar abi ya? Şimdi bu salak hikayelerimizi güzel bir kurgu etrafında toplayınca o biçim bir oyunumuz olacak oğlum. Olur da. Olur da. Sen söyle. Yok ya sen söyle, benim bir repliğim var zaten. Abi nasıl olacak o iş? Çocuklar, dün gece düşündüm. Çay, sen şimdi kadını gözüne kestirdikten sonra takibe başlıyorsun. Kadın böyle önünde alımlı alımlı yürüyor. Sakin bir sokak bulduğunda yapışıyorsun çantaya, kapıp kaçıyorsun. Yavrucağım, için için beni üzersin. İçin 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 için. Şahin, dikkat et yavrum, başına her şey gelir. Sana verdiğim bu mavi hapları kullan. Gezersin, gezersin, gözlerini süzersin, süzersin. Bir de yolunda bir güzel kız, bir de ben, bir de ben. Düşmez cımbız aynası hiç elinden, elinden. Geçirmiyor apra tapra işmeden, cilveden. İstanbul'da böyle mi? Yeter ulan. Artistliği bırak. Kaçmana bak lan hadi. Otomatik portakal arabası çıkacak. Portakalları cephanelik olarak kullanıyor. Hocam ne yapıyorum, devam mı? Kaç oğlum kaç. Nereye oğlum? Ya yoksun bu sahnede, kaybol. Kaybol. Aferin Çağrı. Sık dişini. Sona yaklaştın. Tam bu sıralarda sanırım benim önümden geçiyorsun. Gezersin, gezersin. Aferin lan Şahin. Görevin buraya kadar oğlum. Şimdi çantayı Bekir Ali'ye teslim ediyorsun. Tamam koçum, sıra bende. E
Evet beyler, her konuda anlaştıysak şimdi tekrar edelim bakalım. Sen kimsin? Ecdadın kim? Bu oyunda ne işin var? Evet. Ben Altay Emlak'ın baş sorumlusu, gelecek vadeden genç emlakçı Erdem. Bravo. Ben tuttuğunu kaparan kapkaçta bir dünya markası, eli çabuk killerden Şahin. Şahin, büyük oynamayalım, büyük oynamayalım. Sen? Ben her kadının derdine deva, süper kahraman. Ulan tipler çok iyi oldu be. Bana şimdi Ted Griffin gibi bir senarist lazım. Ne? Kim? Ted Griffin. Settar abi, ben de abi. Sen at pası bana abi. Ben böyle göğsümde yumuşatayım, başlayayım koşmaya abi. İşte bina burası abi. İsim neydi babacığım? İsmi Fahri Ebu Yusuf el-Rafi. Ya çok uzunmuş. Neyse, işte burası benim dedemin babasından mı, babamın dedesinden mi ne kalmış? O kadar eski yani babacığım. Burası şimdi üç oda bir salon şeklinde tasarlanmış. Ebeveyn banyolu filan buralar. Fransız balkon. İşte bu Fransızlar o zamanlar balkonları yapsak mı yapmasak mı derken böyle yarıda kesmişler. Otoparkı var mesela, o araba problemi yok. Üstte helikopter pisti var, deniz var. Bak bu arazi olduğu gibi hep senin babacığım, anlıyor musun? Ya benim dedemin dedesi rahatlıktan ölmüş. Rahat ol diyorum ben sana ya. Sende çocuk mocuk var mı abi? Bak buralar çok müsait. İbni kesir yani, ibneti kesir yani. Ya iş yapıyoruz. İbne mibne şimdi oluyor mu böylesi? Bina vereceğiz sana. Sen ne diyorsun ya öyle? İbniyim. Çocuk. Ben şimdi çok utandım vallahi billahi. İbni çocuk demekmiş. Senin ibniler burada sabah akşam oynasınlar, koştursunlar. İttifak mı? He? Anlaştık. Ufak bir emlak işim vardı Settar abi. Onu bitirdikten sonra binanın dış cephesini yapması için Nadir abiyi tuttum. Nadir abi de ne yaptı? Pencereden içeri girdi. Doğru tuvalete çişini yapıp salona çıktı. Şimdi kadın da ne yaptı tabii? Nadir abiyi salonda böyle bu şekilde görünce bastı çığlığı babacığım. Ondan sonra dışarıda bekleyen Bekir Ali elindeki sigarasını attı, başladı koşmaya. Bekir Ali yardır babacığım, içeri giriyorsun usta. Çok acayip bir mevzu var içeride. Bekir Ali geldi. Kadın hala bağırıyor. Niye? Çünkü bizim baba böyle kalmış. Bekir Ali kadını sakinleştiriyor. Lan sen ne bağırıyorsun salak? Bu da tabii Nadir abinin neresini görmüşse bu da korkuyor. Abi azıcık indirseydin ya, bu ne hal? Bir duş al Allah'ını seversen Nadir abi, kaybol ya. Defol! Size gerçekten nasıl teşekkür etsem azdır. İşinizden gücünüzden oldunuz. Beni iki kez hırsızlardan kurtardınız. Estağfurullah. Kim olsa aynısını yapardı böyle bir güzellik karşısında. Teşekkür ederim. Lütfen şöyle oturun. En azından size bir kahve hazırlayayım. Antikalara meraklıyız herhalde. Evet. Eski parçaları toplamayı seviyorum. Bu arada ünlü tablolarla da aram çok iyidir. Maşallah, maşallah. Bunu nereden aldın? Çok güzelmiş ya. Çukur Cuma'dan almıştım. Çok özel, antika bir parçadır. Vallahi. Aynısından bende de var ya. Şey böyle mavi ve plastik olan ibrik. Ya antika çok eskiden kullanılmıştır. Bendeki de yalnız şu biraz daha uzun, kullanırken falan çok sakat olabiliyor ama... Yani... neler söylüyorum ya Rabbim. Aslına bakarsanız ben de buraya gelmeden önce müzayedeye gidiyordum. Öyle mi? Çok özür dilerim gerçekten. Yo hiç önemli değil. Zaten bu haftaki tıraş, öbür haftaki çok güzel, çok büyük bir müzayede olacak. Ona gelirsiniz. Gelebilir miyim gerçekten? Tabii ki gelirsiniz gerçekten. Çok güzelsiniz. Ay, çok teşekkür ederim. Kur'an çarpsın. Vallahi. Yemin. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Bekir Ali, kadını müzayedeye gelmeye ikna ettin. Levent'in ilk sasya çıkarttığı çakma tabloyu alacaksın ki kadın rekabetçi tavrını görsün güzel kardeşim. ...ait olan muhteşem tabloyla başlıyorum. Evet bayanlar, beyler. Yok mu arttıran? 50.000 geldi beyefendiden. Yok mu arttıran? 100.000 geldi hanımefendiden. 150.000 geldi beyefendiden. 200.000 geldi beyefendiden. 250.000 geldi hanımefendiden. 400.000 geldi beyefendiden. Evet, satıyorum beyefendiye 400.000'e tabloyu. Satıyorum. Saat 500.000 geldi beyefendiden. Ulan Bekir Ali, evet, olmayan paranı bile harcayamıyorsun be oğlum ya. Lan salak bakma bir de öyle ağzını burnunu oynatma. Neyse, Levent'in satışa çıkarttığı ikinci tabloyu bir şekilde kadına aldırmalısın güzel kardeşim. Sen benim salak dediğime de bakma. İşte beklediğin tablo bu. Rönesans döneminden kalma tam bir başyapıt. Çok güzel görünüyor gerçekten. Sizce de bir sakıncası yoksa ben de dahil olmak istiyorum bu parçaya. Ol. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Yok mu arttıran? 20.000 geldi beyefendi. 30.000 geldi arkadaki beyefendiden. 40.000 geldi tekrar beyefendiden. 50.000 geldi hanımefendiden.
3000 geldi beyefendiden. Çekişmeli bir açık arttırma olacağı benziyor. Hanımefendiler, beyefendiler, var mı arttıran? Çok güzel bir tabloymuş. İzninizle devam etmek istiyorum ben arttırmaya. Lütfen, buyurun. Evet, 75.000 geldi arkadaki güzel bayandan. 100.000. 100.000, 200.000 geldi güzel bayandan. Yok mu arttıran? 300.000. 300.000 geldi gözlüklü beyefendi. 350.000. 350.000 geldi beyefendiden. Yok mu arttıran? 400. Oo, 400.000 geldi anasını satayım arkadan. Yok mu arttıran? 500.000. Oo, güzel bayandan 500.000 geldi. Evet, yok mu arttıran? 2.000.000. Senin adına. Ya Nadir abi sen ne yapıyorsun? Sana kim dedi kaldır ki? İndirsene şunu, indir şunu. Para benim değil mi güzel oğlum? Ben de kaçıracağım. Ah, ah Çırıtkan Bey oğlum. Yokum ben. Yanlış saymışım. 2.000.000'ım yokmuş benim. O zaman Hacı amcanın ihale iptal oluyor. En iyi fiyatı veren arkadaki güzel bayana şu tabloyu 500.000'e satıyorum. Satıyorum. Sat. 3.000.000. Otur lan, otur lan, Allah belanı versin. Otur lan. Son olarak sahneye çıkan koğuşa en içten alkışlarımı gönderiyorum. Çok güzel bir oyun yazmışsınız. Aferin. Kendinize hiç açık kapı bırakmamışsınız. Tebrik ederim. Ne oldu şimdi? Kestik. Abla biraz ağır mı oldu acaba? Güzel oldu, güzel. Onları içeri sokarak cezalandırmak bir yere kadar. Ama şimdi onlar bize ne hissettirdilerse biz de aynısını onlara hissettirmiş olduk. E ceza öyle değil, böyle olur. Peki diğer koğuştakiler? Onlar da boşu boşuna umutlandılar. E onlar için de güzel, keyifli bir hafta oldu. Hem onlara tahliye sözü vermemiştik. Şimdi Bekir Ali abi, sen neden girmişsin abi içeri? İlk tecavüz. Sana niye tecavüz ettiler? Konuştuk ya gardiyanla, hatırlamıyor musun? Cinayetten girmiş adam. Aa, özür dilerim, doğru. Tecavüz edeni öldürmüş değil mi? Bende var senaryo. Bir tane dedim adam dedim, gariban birisi dedim. Kafasına sıçıyorlar falan, o tip bir gariban dedim. Yarışmaya katılıyor dedim. Bütün soruları biliyor, parayı alıyor dedim. Slamdak milyoner. Ya gurbetteki milyoner gibi bir şey. Sıla diyor yani, anlasana. Slamdaki diyor, yani. Kafasına diyor, sonra hükmeti açılmış. Hepsinin projeleri çalmışlar. Çalıyorlar yani. İmlene. Abi Desperado'yu çalmışlar adamdan. Nasıl yapmazlar ya? Desperado'yu. Ya bizim Tornavida takımını çaldılar dükkandan. Abi, buyurun hadi bakalım. Settir abi şimdi. Bu porno filmlerinde Şahin K meşhur diyorlar. Başka var mı onun üstüne adam abi? Olmaz mı ya? Bunlar üç tane zaten. Şahin K, Behzat Ç, Bahattin K. Bizi burada topladıkları iyi olmuş. İkisi de dışarısı temiz kalmış. Osurruktan teyyare alelelele. Selam verdim Erayne alelelele. Kiracıya çifledim alelelele. Tek maç girdi gözüme alelelele. Hop! Alelelele, alelelele. Akşamdan daldım içeri alelelele. Tutamadım çişimi alelelele. Kaptım da kaçamadım alelelele. Zeyna düştü peşime alelelele. Hoppa! Alelelele, alelelele. Alelelele, alelelele. Alelelele.